Teknik Direktörü sevgili Tahsin Tam hocamız bizlerle birlikte olacak. Ben öncelikle kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hayırlı akşamlar. Yayınımıza hoş Hayırlı geldiniz. akşamlar, hayırlı akşamlar Ali. Oradaki diğer arkadaşlara da iyi akşamlar. İzleyicilerimize de, taraftarlarımıza da iyi akşamlar diliyorum. İyi Çok akşamlar teşekkür hocam. ediyoruz İyi hocam. İyi akşamlar hocam. akşamlar diliyoruz. Hocam, Çorum FK'nın başında çıktığınız 3. maçtan da galibiyetle ayrıldınız. Öncelikle sizleri ve tüm oyuncu grubunu tebrik ediyoruz. Çorum FK son 3 maçta 3 galibiyet aldı. Rakip fileleri 7 kez havalandırdı ve son 3 maçında kalesini adeta gole kapattı. Öncelikle Erzincanspor galibiyetini sizden dinleyelim, ardından sorulara devam edelim hocam. Evet, yani son 3 maçta 3 galibiyet almamız ve gol yemeden bu maçları bitirmemiz açıkçası bizi çok mutlu etti. Erzincan takımı bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Zor bir grupta mücadele ediyoruz. Biz de bu ligde fark yaratabilecek kaliteye sahip oyunculardan kurulu bir kadroya sahibiz. Maça gelirsek, yani maçın kopma anları oldu açıkçası. Yakaladığımız fırsatlar vardı. Ofsayttan işte iptal edilen goller, direkten dönen goller. İkinci golü yakalayamamış olmamız bizim için dezavantaj ortaya çıkardı. Rakip tabii ki maçın ilerleyen dakikalarında risk aldı. Buralarda o final vuruşlarına daha dikkatli olup yani onları golle sonuçlandırmayı becerebilmeliyiz. Eğer ikiyi yakalayabilseydik çok daha o oyundaki hakimiyetimizi ortaya çok daha fazla koyup daha farklı bir sonuca da gidebilme ihtimalimiz ortaya çıkardı. Ama burada oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele için hepsini yürekten kutluyorum. Gerçekten yani olağanüstü bir gayret koydular ortaya. İlk geldiğimiz günde takımla yaptığımız toplantıda da arkadaşlarımıza söylediğimiz bu iş birlikteliği oluşturmak bu işin püf noktası. Takım içindeki birlikteliği oluşturup samimi ve net bir iletişim ortaya koymak zorunda olduğumuz kendilerine ifade ettim ki kendim o karakterde bir insanım. Bu birlikteliği tabii ki sadece takım içinde sınırlı tutmakla da başarıya gidecek yolda yalnız kalmış oluruz. Bu birlikteliği tüm camiaya yaymak durumundayız. Taraftarımız, sivil toplum örgütleri, sizler, bizler hep beraber bir bütün haline geldiğimizde yeterli kaliteye sahibiz kadromuzda. Zaten gözlem de yapıyoruz. Kadromuzu çok daha iyi tanımaya başladık oyuncu grubumuzu. Bunları geliştirerek devam edeceğiz. Oyunumuzu da geliştirmemiz gerekiyor. Yani burada objektif olmalıyız. Tabii ki artılarımız epey fazla olmasına rağmen daha iyi yapmamız gereken şeyler de var mücadelelerin içinde. Kusursuzluğa doğru emin adımlarla yürümemiz gerekiyor taşlandırmak istiyorsak. İnşallah Burada gel. hocam. İnşallah. Bu eksikleri hep birlikte gidererek sezon sonunda inşallah hedeflenen noktaya hep birlikte ulaşırız diyorum. Hocam, stüdyoda bulunan iki değerli konuğum var. Sayın Mehmet Güley ve Sayın Ali Atan. Onların da size kısa soruları var. Hemen iletelim sizle. Tabii ki. Hocam öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çorum'umuza hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Hoş Güzel bulduk. güzel neticeler alıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Hocam öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Takımla ilgili olarak sizden önceki teknik heyetin size bıraktığı bir rapor var mı? Ya şöyle orada direkt Mert Nobre Hoca'dan aldığım bir rapor yok ama şurada bir avantaj söz konusu. Can Güçer Hoca kulüp antrenörü olarak kulüpte kalmış olması benim için avantaj oldu. Can'la ben daha önce Can Hoca ile 3 yıl çalıştım Süper Lig'de. O da ekibimizin bir parçasıydı çalıştığım dönemlerde. Tabii ki o kardeşimizin bize verdiği çok doğru bilgiler işimize yaradı açıkçası yani. Hocam bir de ilk tespit ettiğiniz eksiklik neydi? Aslında ilk tespit ettiğimiz eksiklik tabii ki geçmiş maçları da izledik. Kalite olarak takımın kalitesi epey iyi seviyede olmasına rağmen savunmada bazen dengesiz yakalanma, rakibe gol fırsatları verme sıkıntısı gözüme çarptı açıkçası. Ona biraz fazlasıyla yoğunlaştık takım bütünlüğü üzerine, takım boyunu iyi belirleme maçın içinde. Çünkü bazen stratejinin içerisinde geriye çekilmiş gibi gözüksek de aslında o geriye çekilme değil, arkada rakibin geniş alanlarını kullanabilme fırsatları yakalamadır. Kazandığımız toplarda geçiş, direkt hücumla geçiş paslarıyla çok daha fırsatlar çıkabiliyor. Bu maçta da
bölüm bölüm o fırsatları yakaladık. Sonlandırmada bir sıkıntımız oldu. Sonlandırabilsek çok işimize yarayacaktı. Onun için önemsediğim şeylerden bir tanesidir. Takım bütünlüğü, yani hem hücumda, savunma hücumdan başlar, hem de savunmada o kompakt duruşu ortaya koymak zorundayız. Bunun üzerine de çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Hocam bir de takımın oyun anlayışıyla ilgili olarak bir sorum olacak. Bu maçta gördüğümüz kadarıyla, biraz önce yorumlarda da ben bahsettim. Tam kanat oynayabilecek oyunculardan ziyade Berat Ali ve farklı bölgelerde, Berat Ali ve Mehmet Akgüz gibi farklı bölgelerde de oynayabilen oyuncularla oyuncuları tercih ettiniz. Bu maça göre bir anlayış mıydı, yoksa bundan sonra takımın oyun anlayışında bir değişiklik mi söz konusu olacak? Maçına göre veya maç devam ederken oyunun ilerleyen dakikalarında mutlaka oyunda gördüğümüz şeylere dönük değişikliklerimiz mutlaka olacak. Rakibe göre çıkacağımız farklı stratejiler de olacak. Bazen mecburiyetler de belli kadrolarla çıkmamızı ortaya koyuyor. Suat'ın bir sakatlığı vardı, biliyorsunuz. Yani derinlikli bir kadroya sahip gibi gözüksek de bu maçta mesela Serkan serumla hasta hasta çıktı maça, ki maçını tamamlayamadı. O da hastalandı, artık ayakta duracak hali kalmadı. Oraya can gözü geçirdik. Oyuncu değişikliği yaptık. Yine aynı şekilde aynı fedakarlığı Kaptan Murat da yaptı. 2-3 gece üst üste serum aldı. Enteresan bir salgın var ortalıkta. Takımımızda hasta oyuncular da var. Yine de çocuklar gereken gayreti, fedakarlığı gösterdiler ve çıkıp ellerinden gelenin en iyisini, hasta olmalarına rağmen arkadaşlarına gereken desteği fazlasıyla verdiler maç içerisinde. Seyircimizin gönlü rahat olsun. Onların istediği tabii ki galip gelmek önemli. Onlar iyi futbolda istiyorlar. Bölüm bölüm gerçekleştirdiğimiz, son oynadığımız maçtaki iyi futbolu biz daha geniş dakikalara yaymak için gereken çabayı göstereceğiz. Bu biraz özgüven meselesi. Biz gelmeden önce, çünkü takımın son 4 maçındaki sonuçlar ortada. Kazandıkça biraz daha güvenimiz kendine geliyor. Ama konsantrasyon konusunda, takımın konsantrasyonundan, verdiği mücadeleden açıkçası çok memnunum. Geliştireceğiz mi? Bunu daha fazla geliştirmek gerekiyor. Şampiyon olmak istiyoruz, istiyorsak geliştirmeliyiz yani. Kendimize çok iyi bakmalıyız, profesyonelce yaşamalıyız, çok iyi çalışmalıyız. Yani eksiklerimizi de geliştirerek emin adımlarla yürümek durumundayız. Evet hocam, Ali Atan'ın da bir sorusu olacak size şimdi. Tabii ki, bekliyorum. Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Ali. Hocam ben iki tane sorum olacak. Bir, performansa göre mi forma veriyorsunuz, isme göre mi forma veriyorsunuz? Bunu bilinçli olarak sordum. Bursa'dan sizinle aldım. Duyumlara istinaden sordum. İki, sizce bu futbolcu yapısı sahaya yüzde kaçını veriyor hocam? Yani sizden önce ve sizden sonra olarak soruyorum. Şimdi tabii ki performansa göre forma vermek bu işin doğasında olan bir şey. Ama bazen beklediğimiz performansı alamadığımız oyuncuların gerçek verimini ve performansını neler verebileceğini bildiğimiz için bazen, yani seyircimiz tatmin olmasa da, belki siz de tatmin olmasanız da, onların gereken özgüveni yakaladığında neler yapabileceğini biz biliyoruz. Arkadaşlarımızı desteklemek durumundayız. Tabii ki bu takıma zarar verecek seviyeye getirmeden bunu yapmalıyız. Geçmiş dönemlerdense hemen geçen seneki final maçından bir anekdot anlatayım hemen. Bodrum yani maçında değil mi hocam? Bodrum Karacabey finalinden Yekta Kurtuluş. Ben de dönem dönem oynatmıyordum şeyde, Bodrum Spor'da. Oynattığım zaman da oldu. Yekta Kurtuluş %60'ında 70'inde oynamadı geçen sezonun, ama final maçında şampiyon takımın oyuncusu gibi oynayıp takımın şampiyon olmasına en büyük katkıyı o ortaya koydu. Biz bazı oyuncularla ilgili kafamızda soru işaretleri oluşabilir. Oluşmasın. Oyuncuların çünkü geçmiş kariyerleri olağanüstü. Biz onları destekleyeceğiz. Onlar da çaba gösterecekler. Bu oyunun içine girmek, takıma daha fazla katkı sağlamak için o çabayı gösterecekler. Biz de onlardan o verimi almak için onları desteklemeye devam edeceğiz. Tabii ki alamazsak bu iş profesyonel bir hayat. Onunla ilgili gereken kararı da mutlaka vereceğimiz dönem ortaya çıkar. Evet hocam, Mehmet Güley'e bir soru daha yöneltecek sizlere.
Tabii ki. Hocam aslında sizi stüdyoda konuk edip bolca sorular sormak isterdik ama teşekkür ederiz yine de yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum hocam. Siz mutlaka takımı şu anda öncesinde de analiz etmişsinizdir. Şu anda da çalışıyorsunuz, eksikleri görüyorsunuzdur. Takımın ne kadar transfere ihtiyacı var? Hangi bölgelere? Belki bölge söylemeyeceksiniz ama ne kadar transfere ihtiyacı var? Hocam ilaveten şunu sorabilir miyim? Çok özür dilerim lafınızı böldüm ama referansa göre mi bildiğiniz futbolcular mı olacak bunlar? Şimdi güzel bir soru. Şimdi burada benim bir avantajım var Çorum FK Kulübü'nde. Futbolun içinden gelen bir başkanın olması gerçekten benim için avantaj. Benim neler isteyebileceğimi, nasıl bir konfor alanı sunulması gerektiğini bir teknik adama çok iyi bilen, olağanüstü de çaba, gece gündüz bu takım için çaba gösteren Oğuzhan Başkan'a bir teşekkür buradan ediyorum ki bunu kendisi fazlasıyla hak ediyor. Bu takım için verdiği mücadeleyi ben bu 3 haftalık süre içerisinde fazlasıyla gördüm. Şimdi transfere gelince de kendisiyle ilk görüştüğümde İnşallah hiç transfer yapmamıza gerek kalmaz dedim. Çünkü bizim elimizde değerli olan bir oyuncu grubu var. Yani futbolu bilen insanların oluşturduğu bir kadro. Burada performansta bazen eksiklikler ortaya çıksa da bu arkadaşlarımıza o zamanı vermeliyiz. Ben onlarla ilgili devre arasına kadar net fikre sahip olacağım. Zaten verdikleri olağanüstü mücadeleyi, konsantrasyonu ve gayreti görüyorum. Bir eksik ortaya çıkarsa bu dönem zarfında bizim 4 tane daha önemli maçımız var gelecekte. Biz o gözlemi yapacağız. Öyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa biz inşallah bir sakatlık olmaz, şey olmaz. Gerekli hamleyi mutlaka yaparız. Zaten çok iyi bir aynı zamanda ekibe de sahibiz. Türk futbolunu çok iyi bilen, bu ligleri çok iyi bilen. Ben de dahil ve beni destekleyecek bir arkadaş grubumuz da var. Sorumluluk alan profesyonel anlamda. O zaman son toplantımızda masaya her şeyi döker. Gerekli müdahaleyi kesinlikle yaparız. Bu konuda taraftarlarımızın ve sizin de gönlü rahat olsun. Çok kaliteli bir başkan ve başkanımızı destekleyen insanlar var. Bize düşen çalışmak, bu takımı en üst seviyede ligi bitirmesini, şampiyon olarak ligi bitirmesini sağlamak. Hocam bu güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Güley diyor ki hocam son bir soru ardından veda edeceğiz hocam sizi tutmayacağız. Evet buyur Mehmet abi. Hocam benim gönlümden geçen kalan 4 maçı da kazanıp grubu devreyi lider bitirmek. Biraz önce Sinan da futbolcumuz da yine en iyi sonuçları elde ederek lider bitirmek istiyoruz dedi. Size göre kalan 4 maçtaki alacağımız puanlar bizi nereye götürür? Tabii ki 4 maçta alacağımız puan, yani biraz baktığımızda bizim lider olarak bitirme şansımız epey fazla gibi gözüküyor. Bu tabii ki 4'te 4 yapmamız gerekiyor. Bu konuda gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bunun sinyallerini de verdik ama biz şımarmak istemiyoruz. Disiplinli olmak istiyoruz. Maç maç bakmak istiyoruz. Oyuncular daha heyecanlı olabilir. Benim için en önemli maç şu an önümüzdeki Düzce maçı. Diğerlerine de zamanı geldiğinde bakacağız. Emin olun, yani o çabayı fazlasıyla gösteriyoruz. O konsantrasyonu da fazlasıyla gösteriyoruz. Bana da çok iyi bir konfor alanı sunuldu. Çalışma şartları ve tesislerimiz gerçekten çok iyi durumda. Yani ben futbol dışında hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmıyorum. Tüm konsantrasyonumu takıma ve oynayacağımız maçlara yönlendirme şansım var. Bu da benim için çok değerli. Ve aynı zamanda da sorumluluğumu fazlasıyla arttırıyor. Çok vicdanlı insanlar yönetiyor bu kulübümüzü. O yüzden ben de emanete iyi sahip çıkmaya çalışan bir insanım. Hayata bakışım da böyledir. İnşallah hep beraber taraftarımızla, sizlerin de desteğiyle o bütünlüğü sağladığımızda inşallah taşlandırmayı nasip eder Rabbim. İnşallah Sayın Hocam bu güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizleri bu stüdyoda da bir gün misafir etmek isteriz diyoruz hocam. İnşallah ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz hocam. Hayırlı akşamlar. Da iyi akşamlar diliyorum. Desteğe devam etsinler lütfen. Çok sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Sağ olun.